Bak diyor ki zina eden evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Hazreti Ayşe'nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Bak yalana bak. Peygamber vefat edince Hazreti Ayşe onun Resulullah'ın gömülme işlemleri ile meşgulken evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı yedi. Alenen yalan. Böylece taşlayarak öldürme cezası Kur'an'dan çıktı. Ama hükmü devam etmektedir. Ya kardeşim ne kadar samimiyetsiz, ne korkunç bir üslup ya bu. Halbuki o devirde zaten hafızlar ezberliyorlardı ayetleri, yazmıyorlardı. Hafızın ezberindeyse zaten o Kur'an'dan olmuş oluyordu. Keçi yesin veya yemesin hiçbir şey fark etmez. Yazılan kemik mesela bir şey ezilebilir, üstüne bir boya dökülür veya su dökülür, yazı kaybolur. Ama asıl ezberde, bütün oradaki hafızların ezberindeydi. Hafızların ezberindeki kitaba Kur'an deniyordu. Yani musaf, musaf deniyor. Kur'an bir araya getirme demektir. Toplama. Cenab-ı Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ile göndermiş ve ona kitap indirmiştir. Rejim ayeti de ona indirilen ayetlerden iyiydi. Bak görüyor musun? Ayet ilave ediyor. Biz bu ayeti okuduk, ezberledik ve anladık. Resulullah rejimi uyguladı. Ondan sonra biz de uyguladık. Yani bu feci, dehşet verici cinayet sistemini peygamber de yapıyordu, biz de yapıyorduk. Diyor. Peygamber iftira ediyorlar. Korkarım zaman geçince birileri çıkıp, herhalde bizleri kastediyorlar. Biz Allah'ın kitabında rejimi bulamıyoruz der. Allah'ın bak nasıl kurnazlık yapıyor görüyor musunuz? Bak şeytan nasıl akıl veriyor. Sağlama almak için yani ileriki yılları düşünerek nasıl tedbir almışlar. Ve Allah'ın indirdiği bir farzı terk ederek sapıklığa düşerler. Yani adam öldürmeyen adamı sapık diye göstertiyor. Yani feci şekilde kadınları erkekleri taşlayarak öldürmeyen adamın sapık olduğunu söylüyor. Şüphesiz rejim Allah'ın kitabında evli olmak, şahit, gebelik veya ikrar bulunmak şartıyla zina insan eden kimse aleyhine bir haktır. Yani taşlarak öldürülmesi lazım diyor. 5000 yıllık müşrik adetini İslam'a sokmaya çalışıyorlar ve uyguladıkları yöntemi görüyor musunuz? Nasıl bir kafalama yöntemi yapmışlar? Yani aksini itiraz edecek adamları da nasıl kilitlemişler? Korkarım zaman geçince birileri çıkıp vallahi kitabında rejimi bulamıyoruz. Ha diyor adam bak işte bak peygamber dedi adam da çıktı diyor. Bir genci diyor koltuğuna oturmuş vaziyetteyken diyor Allah'ın kitabı bize yeter dedik dediğini görüyor gibiyim diyor. Bunu gördüğünüzde diyor onu diyeni ve ona inananların hepsini öldürün diyor. Nasıl sağlama bağlamışlar görüyor musun? Ve nasıl korkunç bir sistemle sağlama bağlamışlar. Yönteme bak sen. Cinayete teşvik ediyor. Müslümanın suçu ne? Kur'an yeterlidir diyor. Peygamberin dediğinin aynısını dedi diye, Allah'ın dediğini dedi diye, o Müslümanı ve onun etrafında olanların hepsini öldürün diyor. İşte gelenekçi sistem böyle korkunç bir sistem, dehşet verici bir sistem. Şeytan Allah'a sınırı, Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e sen sana vahiy yoluna uy diyor. Peygamber Efendimiz de şeytan Allah'a sınırı, ben bana vahyin yoluna uyarım diyor. Bir daha. Şeytan Allah'a sınırı, Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e sen sana vahyedilene uy diyor. Peygamber Efendimiz de ben bana vahiy yoluna uyarım diyor sadece. Evet sadece Kur'an. Peygamberimiz ve Saadet Aşşı'ya söylüyoruz. Peygamberin sünneti neydi diyor? Kur'an'dı diyor. Evet. O kadar. Ya Kur'an'ı önemsememe bunlar arasında moda. Gel yavrum. Peygamber Efendimiz'in şikayeti Kur'an'ı terk etmiş bir kitap olarak bıraktılar diye söylüyor. Bak Peygamberimizin bir tane şikayeti var ahirette. Benim bu kavmim diyor Kur'an'ı terk ettiler diyor Cenab-ı Allah. Terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Anlam ve ayrıca Kur'an'da Allah Peygamber Efendimiz bizim aleyhimize bir şey söylerse biz onu can damarından keseriz diye buyuruyor. Ve siz de hiçbir şey yapamazsınız diye buyuruyor Kur'an'da. Tabii peygamber eğer bunun dışında bir şey yaparsa hüküm uygulamaya kalkarsa onu şah damarından yakalarım diyor Cenab-ı Allah. Evet.